Bakanlık sayısının artırılacağı bekleniyor muydu? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kabine değişikliğini? Sayın Şahin, beni duyabiliyor Öncelikle musunuz? şunu ifade edelim ki, evet Buyurun. duyuyorum. Öncelikle şunu ifade edelim ki, burada yapılan bakanlıktaki değişiklikler ve özellikle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile Bakanlığı'nın ayrılmış olması elbette ki önemli bir adım ve doğru bir tercih olarak değerlendiriyoruz. Birleştirilmesi zaten başlı başına bir hata idi. Şu an itibariyle ayrılmasının birleştirilmesinden daha olumlu bir adım olduğunu ifade etmek isteriz. Ancak bu şunu gösteriyor işte. Keyfi tutum ve davranışlarla, ortak aklı yok sayarak, istişare temelli ve işin uzmanlarıyla danışılmadan, görüşülmeden tek bir kişinin düşünceleriyle ortaya konulmuş tercihlerin ülkemize maliyetlerinin çok ağır olduğunu şu an itibariyle bu bakanlığın tekrar ayrılmasıyla bir sefer daha görüyoruz. Hepimizin malumu özellikle Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'ndaki hanımefendinin ve yine Ticaret Bakanlığı'ndaki değerli eski bakanımızın diyelim burada vazifelerini deruhte ederken ehliyet ve liyakata göre tercih edilmedikleri, ehliyet ve liyakata göre tercih edilmemeden kaynaklı olarak da görevlerini ifa ederken gerçekten çok zayıf kaldıkları hepimizin malumu. Onları bu tercihi yaparken aslına bakarsanız asıl olan burada zihniyetin değişmesi ve sistemin yanlışlığı. İşte bir kabine olmazsa siyaseten birilerine sorumlu olmaz ve tek bir kişiye sorumlu olursa bu tip yanlış tercihleri zaman zaman bu süreç içerisinde göreceğiz. Bu sistemin özünde bunlar var. Bu sistemin özü sürekli hata yapmaya mahkum. Ve bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin başındaki Sayın Cumhurbaşkanı da hatasını bir sefer daha göstermiş oldu ve bugün itibariyle de yapılan yanlış tercihlerin bedelini millet ödedi. Sistemin getirdiği sorunların çözümü noktasında atılan bu adımların inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bağlı bakanlıklara faydalı olacağını, topluma faydalı çalışmalar yapacağını umuyoruz arkadaşlarım. Bunu özellikle bu şekilde değerlendirmek uygun olur. Özellikle Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı noktasındaki tercihlerde. Bu noktada yeni atanan arkadaşlarımıza başarı dilemek durumundayız. Şu an itibariyle bu bir sistemin sonucudur. Sistem Sayın Cumhurbaşkanı'nın tasarrufuyla bir gece yarısında bir atamayı öngörüyor. Dolayısıyla bu yeni arkadaşlara öncelikle bir zaman vermek lazım ama biz Deva Partisi olarak kim gelirse gelsin atamadaki isimlerin adı, şahsı, unvanı çok önemli değil. Sistem değişmediği müddetçe, yukarıdaki zihniyet de zihniyetini değiştirmediği müddetçe Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilecek bir iktidar artık Türkiye'de maalesef yok. Bunu biz çok netliğiyle görebiliyoruz. Bu son söylediğinizi şununla birleştirmek mümkün mü Sayın Şahin? Son zamanlarda özellikle AKP'nin ekonomi politikalarının sonuçları çokça tartışılıyor. Onun da dışında yolsuzluk iddiaları, yolsuzluk bulguları gündeme geliyor. Özellikle 128 milyar dolar nerede sorusu var, bir türlü yanıtlayamıyor bunu hükümet. Değişik değişik yanıtlar veriyor, daha da kafalar karışıyor güvenilirlik konusunda. Onun dışında az önce siz de söylediniz, Sayın Ruhsar Pekcan'ın kendi şirketinden, kendi şahsi şirketinden bakanlığa dezenfektan satması, temin etmesiyle ilgili çok büyük bir yolsuzluk olduğu söyleniyor. Ve insan kaçakçılığı meselesi var. AKP'li belediyeler aracılığıyla yapılan ve çok ciddi gelirlerin elde edildiği ama aynı zamanda buraların bir usulsüzlük, bir yolsuzluk basamağı olarak kullanıldığını gösteren bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi biz bu konuda ülkedeki yönetim sistemiyle birlikte tuzun koktuğunu ifade ediyoruz. Tuz koktu mu artık başka şeylerin konuşulmasına gerek yok. Niçin gerek yok? Özellikle Sayın Ruhsal Pekcan'ın şirketinin kuruluş tarihine baktığınız zaman 12. ayda 2020'nin 12. ayında kuruluyor ve bağlı bulunduğu bakanlığa hizmet tedariki noktasında ticaret faaliyeti gerçekleştiriyor.
Sayın Ruhsar Pekcan'ın öncelikle şunu kendisine tam manasıyla bir düstur edinmesi gerekirdi. Bakanlığa atandığı tarihten itibaren sadece kendi bakanlığıyla değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla kendisine ait olan şirketle ticaret yasağını öncelikle vicdanına ve aklına yerleştirmesi gerekir. Eğer bu muhalefet partilerinin araştırması sonucunda ortaya çıkmamış olsaydı, sanki normal hukuki yollardan bir ticaret yapılıyormuş gibi değerlendiriyor. Böyle bir şey yok. Hem hukuken yaptığı son derece yanlış, bakan olarak kendisinin soruşturma komisyonu kurulmak suretiyle Yüce Divan'a sevki ve orada yargılanması gerekir. Kamudan menfaat temin ediyor ve bu menfaat temini cihetine gitmesi cezai mesuliyet gerektirir. Nasıl cezai mesuliyet gerektirir diyecek olursanız, bu şu anki sisteme göre bir nevi kamu görevlisidir. Ve kamu görevlileri de denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağına tabidir. Kendi uhdesindeki bir bakanlık veya altta bağlı bulunan bir birimle en ufak bir şekilde menfaat sağlar ise bu kişi kamu personel hukukuna göre yasaklar kapsamında ve 30. maddeye göre de bir suç işlemiş olur. Dolayısıyla şu an itibariyle cezai mesuliyet açısından Sayın Ruhsar Pekcan bir suç işlemiştir. Ve bir bakanın yargılanması da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle anayasada yapılan değişiklikle malumunuz olduğu üzere hem Cumhurbaşkanı yardımcılarının hem de bakanların soruşturulması nitelikli bir çoğunlukla parlamentoda kurulacak soruşturma komisyonu ve oradan alınacak kararla Yüce Divan'a sevkiyle mümkündür. Derhal sadece görevden alınması yetmez. Ruhsar Pekcan'la alakalı meclisin bu adımı atması gerekir. Bunu muhalefet partileri mutlaka parlamentoda dile getirecektir ama Deva Partisi olarak biz bir milletvekilimiz Sayın Yeneroğlu vasıtasıyla da bunu parlamentonun gündemine mutlaka getireceğiz. İkinci husus ise ahlaki erozyondur. Asıl olan ve kaygı verici olan, asıl kötü olan ve kaygı verici olan ülkede ahlaki bir kokuşmuşluğun artık tavan yapmış olmasıdır. Nasıl olur da bir bakan kendisine bağlı bir bakanlığa ticaret yapmanın normal olabileceğini düşünebilir? Bu normal demokratik ülkelerde öngörülebilir bir hadise midir Allah için? Şimdi bakınız, geçmişte bunların örnekleri var. 1992 yılında dönemin devlet bakanı Güler İleri, bakanlık bütçesinden vefat eden babası için ilan verdiği gerekçesiyle 3 aylık bakan iken bakanlıktan istifa etmiştir. 92'de bu ülkede var olan hassasiyetler 2021 Türkiye'sinde ortadan kalkmış mıdır? Maalesef aslında kalkmıştır. Sayın Şahin, bunu özellikle ifade edeyim. Hatırlatmak için sözünüzü kesiyorum, özür dileyerek. Sadece Ruhsar Pekcan meselesi de değil. Örneğin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı doğrudan ilgilendiren görüntüler çıktı ortaya. İhalelerden yolsuzluk yapıldığı ile ilgili olarak ortada çok ciddi paralar var. Aynı zamanda özel hastane sahibi olan bakanlar var. Aynı zamanda bu insan kaçakçılığının dayandığı bir İçişleri Bakanlığı var. Yani nerede ne görüyorsak yolsuzluk ya da görevi kötüye kullanma ya da bu görevden menfaat sağlama itibarıyla doğrudan bakanlara dayanan, bakanlara doğru giden bir yol ve bir güzergah görüyoruz. Bu tablo endişe verici midir? Şimdi öncelikle şunu net olarak ifade edelim ki sadece bağlı bakanlıkları tek tek saymayla bu işin içerisinden çıkma şansımız yok. Çünkü ülkede balık baştan kokmuş ve zihniyet olarak bunları normal gibi görün. Bir özel hastaneleri bulunan bir ismisiz Sağlık Bakanlığı'nın başına getirir, hala da özel hastanelerinin faaliyetine izin verirseniz, özel okulları bulunan bir bakanı Milli Eğitim Bakanlığı'nın başına getirir ve hala onun kurumlarının faaliyetine cevaz verirseniz, bir otel zinciri olan ismi getirip Turizm Bakanlığı'nın başına koyup halen onun otelcilik yapmasına, turizm faaliyetleri yapmasına müsaade ederseniz, bu anlayışla ülkenin kirlenmemesi ve farklı noktalara evrilmemesi mümkün değil. Ve yine belediyeler ve dernekler aracılığıyla yurt dışına göçmen kaçakçılığı gibi insan kaçakçılığı yapan ve organize suç örgütü diyorum ben buna,
organize bir şekilde, çünkü tek başına bunun gerçekleşmesi mümkün değil. Sadece belediyeler aracı kılınarak, dernekler aracı kılınarak değil, aynı zamanda İçişleri Bakanlığı, kamu kurumları aracı kılınarak bir kısım organizasyonlarla bu vatandaşlar yurt dışına götürülüyor ve yurt dışında bir nevi iltica eder gibi veyahut da kendi ellerinden gönderilen pasaportlar alınmak suretiyle orada yaşamaya mahkum ediliyor. Ve acı olan da şu, oraya giden vatandaşlar da hayatından memnun olduklarını ifade ediyorlar. Türkiye'de özgürlük ortamının kalmadığını, iş ortamının kalmadığını, aş ortamının kalmadığını ve Almanya'da kıt kanaat imkanlarla çalışmayı ve orada bir iş ve aş sahibi olmanın kendilerini memnun ettiğini ve mutlu ettiğini ifade ediyorlar. Ülkemiz adına aslında kaygılanmamız gereken hususlar bunlar. Ne oldu da bizim ülkemizde insanımızı artık mutlu edemez hale geldik? Ne oldu da adalet, işsizlik ve diğer hususlarda özgürlükler alanında vatandaşımızın bir nevi boğazını sıkar bir pozisyona geldik? Bizim bunları sorgulamamız lazım. Dolayısıyla yine baktığımızda bireysel olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı olsun, İçişleri Bakanlığı olsun, bu eylemlerin içerisinde olan bakanlıkların oluşumunda ve fikriyatında var olan düşünce ve zihniyetin artık ülkede iflas ettiğini görmemiz lazım. Çünkü iktidar mensupları aklını yitirmiş durumdalar. 128 milyar dolar diye ifade edilen, ancak Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın ilk gündeme getirdiği zamanlama itibariyle başlangıcını biraz geriye çektiğiniz zaman 130 milyar doların üstünde Merkez Bankası'nın dövizlerinin buharlaştığını ilk iddia eden, biliyorsunuz, siyasi parti Deva Partisi. Ve özellikle şunu söylemişti Sayın Genel Başkanımız bir programda. Resmen kibrit çakıp yaktık. Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarlık rezervini yaktık. Bu 130 milyar dolarlık rezerv neydi? İşçinin alın teriydi. Sizin gibi gurbetçilerin orada kıt kanaat imkanlarla biriktirdiği ve ülkemize tasarruf amacıyla getirdiği dövizlerdi. Turizmcinin geliriydi. İhracatçılarımızın alın teri ve emeğiydi. Sanayi işçimizin her türlü çabasının, gayretinin sonucuydu bu toplanan döviz rezervleri. Bu döviz rezervlerini Türk parasıyla takas ettik veyahut da Türk parası karşılığı şu anda var demek bile ekonomiyi hiç bilmeyen isimlerin ülkeyi yönettiğinin bir göstergesi. Ve özellikle bu 128 milyarla alakalı Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin bozulduğu tarihler itibariyle ilk baktığınızda 2019'un Ocak ayından başlayıp Mayıs'ın sonuna kadar olan bölümde çok yoğun bir şekilde dövizin bozdurulmuş olması sadece ve sadece Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının İstanbul seçimlerine yönelik olarak kendi iddialarının tescil edilmesi ve İstanbul seçimlerini kazanmak adına Türkiye'nin ekonomisini altüst etmelerinin sebebi olarak gösterilebilir. Kendi menfaatleri ve ikballeri uğruna, kendi bekaları uğruna, sadece İstanbul'u kaybetmeme uğruna 84 milyonun geleceğini kaybettirmişlerdir. Şimdi bu rezervleri tekrar toplamanın ne kadar meşakkatli olduğunu bu millet gayet iyi bilmektedir. Ve Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının bir pişkinlik içerisinde sanki hiçbir şey yokmuş gibi gündemi değiştirmeye yönelik söylemleri ve atmış oldukları adımlar da vatandaş nezdinde hiçbir karşılık bulmamaktadır. Şunu özellikle aracılığınızla ifade edeyim. Artık Cumhur İttifakı'nın gündem belirleme yetkisi kesinlikle elinden alınmıştır. Türkiye'de artık gündemi sokak belirliyor, vatandaş belirliyor. Aksi takdirde Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının öne sürdükleri gündemlerle alakalı Türkiye'de hiçbir karşılığının olmadığını son dönemlerde görüyoruz. Bu konuda da özellikle yurt dışına işçi götürmek niyetiyle kurulan organizasyon da tam anlamıyla bir örgütlü eylemdir. Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Bu örgütlü eylemin içerisinde kamuda çalışanlar var, bakanlıklar var, belediyeler var ve dernekler var. Burada kaybolan, sadece götürülen bu vatandaşların umutları değil, ülkenin itibarı da iki paralık edilmektedir. Böyle bir uygulama Avrupa Birliği ülkeleri başta Almanya olmak üzere hiçbir şekilde hoş karşılanmaz. Yarın normal yollardan bu ülkelere gidecek olan vatandaşlarımıza
vize konusunda ve diğer konularda da pek çok zorluklarla karşı karşıya kalacağız. İşte bu edepsizlerin yapmış oldukları yanlışların bedelini, iş bilmemezlerin ülke yönetiminde atmış olduğu adımların faturasını 84 milyon olarak hep birlikte ödüyoruz ve bunun bedelleri de maalesef vatandaşımıza çok ağır geliyor. Sayın İdris Şahin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.